Bakır ciğerdir. Hakem ustalarımız var. Çok acı yaşatırlar. Şırnak ustalarımız çok acı yaşatırlar. İnsanın en kıymetli var olduğunu tanılır. İnsanın Cenab-ı Allah'ın işlendirdiği bir varlık olduğunu tanılır. Sadece coğrafi değil. Bütün dünya coğrafına bu coğrafyadaki zenginliği, manevi gücü, bu coğrafyanın kardeşliğini, bu coğrafyanın birliği, akrabiyeyi tanır. Bu toplar unutunlar. Kardeşliği, Rabbi ve insanı unutmaktadırlar. Terör örgütleri de, terör örgütleri kendi çizgilerini ortaya koyabilir. Terör örgütlerine yönelik yapılacaklar bellidir. Ama esas kızgınlığımız, esas değerimiz terör örgütü değildir. Terör örgütü kendine kalkan edilendir. Terör örgütü sağlayandır. Terör örgütlerinin el annenin çocuklarının ızdırabıyla olmayı sağlanlardır. Esas kızımız, bizim esas hıncı, bizim esas söz istediğimiz olandır. Ben Pakistan'daydım. Yaklaşık 30 saat gidiş geliş Murat Kurum Bakanımızla bir saniye durmadık. Başkent İslamabad'a gittik. Ulaş Bakanı'na görüştükten adalet merkezini ziyaret ettikten sonra Karşı'dan da yüzler kilometredeki seviyelerine gittik. Bir bölüm sulatında kalmış. Bir şey söylemek isterim. Kimini terör örgütleriyle terbiye ediyor. Kimini yoksullukla terbiye çalışırlar. Terbiye kadardır. Kimse zannetmesin burada olan tam dördüncü yıla varan diye bakan anne sadece kendi evlatının, kendi çocuklarının, babalar kendi evlatlarının, kendi çocuklarının kokunu duyuyor için, ona yapılan haksızlıkları engellemek için, başka annelerinin çocuklarına, başka ailelerinin babalarının çocuklarına yapılan haksızlıkları engellemek için burası. El olsun. Ama üstünde başka bir şey daha var. Onun üstünde dünyayı haksızlığa uğratanlara karşı burada duruş sergilenenlere minnettarız. Bugün Amerika'da PKK PYD diye bir terör örgütü olsun. PKK ve PYD'nin parçası Amerika'dır. Onların uşağıdır. Son 3 yılda Amerika Santos'un PKK ve PYD'ye 2 milyar dolar resmi yardım yapmıştır. HDP denilen siyasi parti PKK ile beraber Amerikan uşağıdır. Bunları açık söylüyorum. Güvenliğimiz olsa geceleyin bir yerden bir yere gelme ihtimalimiz olsa el çay. Bunu yaşadığımız gün var. Eğer Amerika PKK güvenliğini PYD'nin güvenliğini sağlayamazsa Doğu coğrafyasında yarım metre atamaz. Hangi mağara olursa olsun onun içerisinde duramaz. Bu çok açık vettir. Ben de bu memleketin bir evladıyım. Kıymetli Cumhurbaşkanımız Recep Erdoğan sadece ve sadece Türkiye'de insanlarımızın standartının yükselmesi, huzur ve güven içerisinde olması bir mücadeleyi ortaya koymuyor. Aslında bize dayatmak istenen bir kaderi, kader diye bize zorlatılmak istenen bir hadiseye mücadeleyi ortaya koymaya çalışıyor. Kime güvendiği söylemeliyim. Bunu iyi anlayan bu millete güveniyor. Kendini teslim ettiği Cenab-ı Allah'a güveniyor ve inanıyor. Bu kadar açık ve net. Peki bu anneler kime güveniyor? Diyarda her acıya sahip olmuş, her acıyı yaşamış. Akşamın saat 4'ünden sonra sokağa çıkan her bakan. Şu anda eğer onlar işlerini rahat yapıyorlarsa, esnaf sahtan akşama kadar dertini yapabiliyorsa, çocuklarımız üniversiteye gidebiliyor, okula gidebiliyorsa, Kırnağa, Hakkari'ye bırakın insan gelmeyi, üniversitelere profesör, doçent, doktor gelebiliyorsa ve bugün Hakkari'de sıfır öğrenci tıp fakültesini kazanırken geçen yıl 19, bu yıl 26 öğrenci tıp fakültesini kazanabiliyorsa demek ki bu annelerin burada durun Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu politikanın burada bugün bulunan bu işin acını çekmiş Han Bey'den Abdurrahman Bey'dir.
kıymetli vekili ağlamdan buradaki sivil toplum örgütlerine kadar, Galip Bey'den Mehdi Bey'e kadar, herkes çok kıymetli milletlerimiz kadar, herkes, ama herkesin içerisinde bir dert bir yer. Biz kendi meselemizi çözeriz. Biz kendi meselemizi çözmek istediğiz. Özellikle Doğu ve Güney Doğu Anadolu için söylüyorum. Kavgaların bile nasıl barışabileceğini ortaya koyan bir kültürü bir öğrenen, ölüsüne binler aylar sahip çıkıp taziyelerde birbirinin omzuna kafasını yaslayıp bilen milletten bir anlayıştan ve bir kardeşim seviyorum. Bizim Amerika'ya ihtiyacı yok. Bizi birbirimizden ayıracak bizim kültürümüzden, dinimizden, inancımızdan bir haber olan Avrupa'ya ihtiyacımız yok. Burada seslenmek istiyorum. Bu anneler sadece kendi evladının peşinde değiller. Vallahi de billahi. Bağdat'ta yaşanan dramın bitmesinin, Şam'da yaşanan dramın bitmesinin, Halep'te yaşanan dramın bitmesinin peşindeler. Biz emperyal bir ülke değiliz. Bizim başkasının toprağında zerre kadar gözümüz yok. Başkalarının bizim topraklarda gözümüz olabilir, gözü olabilir. Biz Diyarbakır'ın barışına ve hürriyetine, Diyarbakır'ın kardeşliğine, Orta Doğu'nun, Orta Asya'nın, Balkanların kardeşliği olarak bakıyoruz. Allah'a hamdolsun. Diyarbakır uğra kavuşa, bu dediğim coğrafyalar huzura kavuşuyorlar. Bizi zayıflatmak için, bizi sıkıntıya uğratmak için, bizi birbirimizden koparmak için her türlü senaryoyu 10 yıllar uyguluyorlar. Bu annelerin isyanı, bu annelerin itirazı, bu babaların itirazı ve bu babaların isyanı tam 1097 gündür. 309 evladı için 304 ailenin isyanı sadece 7 yaşında, 8 yaşında, 9 yaşında, 10 yaşında, 10 yaşında bir çocuğu alıp dağa götürüp Kalaşnikov'un boyu kadar o çocuğa silah verle sadece değildir. Onları maaş olarak aradır. Bir kardeş. İnemel müminine ihretun. İnananlar kardeş Müslümanız. Sadece bu coğrafyada bu anneler bizden bir beklenti içerisinde değil. Çocuğunu okula gönderen anneler bir beklenti içerisinde değil. Sebrediğiniz anneleri nasıl bir sıkıntı çekmişse bilmenizi istiyorum. Bu sıkıntı da aynı sıkıntıdır. Renk önemli değil. Dil önemli değil. Anlayış önemli değil. Kimlik önemli değil. Dün Pakistan'da bir kez daha bu gerçekle karşılaştım. Bu kardeşiniz İdlib'de de bu gerçekle karşılaştı. Bu kardeşiniz yeniden edilmiş milyonlarca Suriye ile karşılaştığı zaman da bu gerçekle karşılaştı. Kıymetli Cumhurbaşkanımızın sadece derdi bu ülkenin yükselmesi, standartların yükselmesi, büyümesi, güçlenmesi değil. Biz Müslümanız. Etrafımızda bütün coğrafyaya huzuru vermek zorundayız. Bu diğer iki peygamberi koynunda yatıran bir şehirdir. Dünyada bu bir kez daha bir tane daha örneği söz konusu değildir. Burası doğalı bir şehirdir. Burası evliyalar şehridir. Burası sahabeler şehridir. Burası tarihin bir emanetidir. Bu noktadan kalmak isteyenler bize geçmişimizi, bize medeniyetimizi, bize kardeşliğimizi unutturmak istemeyenler fırsat vermiyor Diyarbakır'a. Yani biz okula giderken annemiz aman evladım dikkat eder ya, Diyarbakır anneleri bütün Türkiye'ye ve bütün dünyaya aman dikkat edin diyorlar. Ne olursunuz? Biz bir acıyı çekiyoruz diyorlar. Biz bir sıkıntıyı çekiyoruz diyorlar. 37 evladıyla buluşmanın her anı yaşayan bir kardeşiz olarak söylüyorum. Her an yaşayan bir başkanın yol arkadaşı olarak söylüyorum. Dünyada bu yaptıklarının bir karşılığı yoktur. Terör örgütlerinin bu yaptıklarının herhangi bir karşılığı yoktur. Sadece tabirler. Sadece elemandır. Ve sadece bu coğrafyanın bütün dünyaya o veriyi, o nakşedeceği anlayışı engellemeye çalışmaktadır. Diyarbakır büyük kültür. Giz öyledir. Şanlıurfa öyledir. Hakkari öyledir. Her bir elinizi attığınız zaman binlerce yıllık bir medeniyetin fışkırını görürsünüz. Bizi medeniyetsiz bırakmak isteyenlere, annelerimize ve babalarımıza tabi olamamızı isteyenlere, atalarımızı unutmamızı isteyenlere bu anneler fırsat vermiyor.